Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Yıllardır eğitimlerinizde bahsettiğiniz bir kodu var. Daha doğrusu bir cümle var. Üzerinde uzun uzun konuşulabilecek. Türkiye'de kadınların doğurması serbest, sevişmesi yasaktır. Bizim toplumun melanetidir bana göre. Ne demek bu? Kadına verdiğimiz yere baksana. Yani kıyafetiyle kadını yargılıyoruz. Kadına pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadın doğursun, evinde otursun, çoluğunu çocuğunu büyütsün, bütün gün evde yemek yapsın, işte eşini karşılasın, 10 numara 5 yıldız evi baldök yala yapsın. Bana uyar. Yani şimdi kadının tabii yaşadığı yer ve yere kendi rengini vermesi, enerjisini vermesi çok anlaşılabilir bir şey. Erkekler daha savaşçı bir kafada oldukları için yerlerle çok şey yapmıyorlar. Daha ziyade gidilecek yerlerle kafaları şey oluyor. Ama çok özellikle son zamanlar kadınlara çok haksızlık yapmadık mı? Yani o kadın cinayetleri filan. Kadını şöyle bir yere getiriyoruz. Erkek egemenlik arttıkça, ki bu aslında çok eskilerden o tarım devrimiyle beraber ilk tarım aletinin bulunmasıyla oldu bu. Çünkü tarım çok önemli bir hale geldi ve erkekler derebeylikleri falan kuruluyor ya, o toprak benim demeye başladı ve sınırlarını çizmeye başladı. Aile kavramı da öyle gelişiyor. Sonra tabii şöyle bir şey oldu. O toprağa sahip olan kişi toprağın üstündekilerine de sahip olmaya başladı. Tarım aletine de, kadına da, çocuğa da. Ondan beridir zaten baş aşağı gidiyor bu mesele. Ve bazı toplumlar biraz daha çözdüler bunu ama biz biraz daha doğuya yakınız ya. Bu konuda hala biraz sıkıntımız var. Türkiye'de bir kadının, hatırlar mısın ben bir zaman bunu yazmıştım da. Çok da risk aldık böyle, hani kolay dedi biliyorsun bizim mahallede bu tür sesleri çıkarmak. Ama hakikati konuşmak için geldik. Karaladığımız bir şey yok. Hani kimseye sınır dışı ettiğimiz bir şey de yok. Yermek istediğimiz birileri de yok. Biz inandığımızı söylüyoruz. Kadının doğurması serbest, sevişmesi yasaktır. Sevişmek sadece erkeğe özgüdür bizde. Kadının arzusu yoktur, ihtiyacı yoktur, isteği yoktur. Sadece erkek için yapılması gereken bir şey gibi toplumda böyle yerleşmiş durumda. Halbuki kadın çok güçlü de bir varlıktır. Erkeğin hakkı. Sadece şöyle bir şey var. Ne var biliyor musun? Erkekler kadınlardan korkuyorlar. Dünyayı yöneten bir kuraldan bahsedeyim sana. O korku mu çıkartıyor bu kadar öfkeyi? Aynen öyle. Bak dinle. Korku ne biliyor musun? Kadınlar bilir, erkeklere inanır. Evet tabii. Bu da dünyayı yöneten kuraldır. Kadınlar kendinizi küçümsemeyin. Erkekler o kadar orada güçsüzleşiyorlar ki. Dolayısıyla kadını tahakküm altına almak, yönetmek, kıstırmak, onu kontrol etmek istiyorlar. Avantajlı çok anlaşılabilir olan da bir şey. Fiziksel güç. Fiziksel güç. Dolayısıyla kendi dünyalarında kendileriyle kalmak, kadını biraz daha geride bir pozisyona sürmek istiyorlar. Kadınlar da emtia gibi olunca, benim malım gibi olunca, yani evlilik akti bile toplumumuzun bir kesimi için mesela araba plakalandırmak, ruhsatlandırmak gibi, soyadını veriyorsun, ruhsat imzalı, ruhsat cebe konuyor. Tamam, sen bundan sonra benim namusumsun, sen benim kadınımsın, sen benim şeyimsin. Yahu eyvallah, bizim annelerimiz, göreneğimiz böyle, eyvallah da sen ona evdeki sandalye gibi muamele ettiğin zaman bu mutsuz kadıncağız da hem erkenden ve çok hastalanmaya başlıyor ve hastalıklı çocuklar yetiştiriyor. Ve bize de hastalandırılmış kadınların hastalıkla yetiştirdikleri hasta çocukları geliyor. Halbuki asıl patoloji evde. Bize hasta olmuşlar geliyor. Oysa ki bir evin içindeki sevgi hem herkese yeter hem herkesi iyileştirir. Bak, bir insanı sevebilmesi için ona saygı duyması gerekir. Saygı duymadığın bir şeyi sevemezsin. Önce onun varlığına, onun arzularına, ihtiyaçlarına, isteklerine, onun da seni bırakabilme, ayrılabilme, başkasına gidebilme, canın ne kadar sıkılırsa sıkılsın, bu ihtimale saygı duymuyorsan ötekini sevemezsin. Hani ya benimsin ya kara toprağın falan, sevgi barındıran bir şey değil, iktidar sözcükleridir. Şimdi benim burada bir kalemim olsa, yani yakınımda da bir şey yok, ben gittim kalemi kırdım.
Kim bana ne der? Benim kalemim çünkü. Doğru mu? Doğru. İşte bu kafada olduğu zaman adam gidiyor evdeki kadının kolunu kırıyor. Tövbe. Ne yaptın arkadaş dedi. Ne var karı benim diyor işte. Şimdi bu uzun yıllar önce tohumları atılmış. Sonra zaman içinde iyice manipüle olmuş. Şimdi ise günümüzde ne yazık ki çok kötü bir yere gelmiş bir... Yozlaşma. Maalesef. Yani karı koca nereden geliyordu biliyor musun? Karı koca kelimesi. Eskiden kadınlar adamların başının tacıydı. Adamlar dağ ile teşbih edilirdi. Hüseyin Bey, Ahmet Bey, koca Hüseyin, koca Ahmet gibi. Bu kadınlar onun başının tacı, dağın karıydı. Karı koca buradan gelmiş bir toplumun nerelere geldiğini görüyoruz. Bizim bir şekilde bu benim görevim değil, ben ancak bu kadarını yapabiliyorum. Bir şekilde bu kadın erkek eşitliğini, kadın erkek dengesini, kadın erkek arasındaki ilişkinin natürelliğini herhalde geliştirmemiz gerekecek toplum içinde diye düşünüyorum. Aksi halde böyle çok çarpık, çurpuk, şiddetli, hüzünlü, üzüntülü, vallahi ben hani çok üzülüyorum ağzı burnu böyle mosmor kadın görmekten, kadın cinayeti görmekten Twitter'da orada burada, vallahi çok üzülüyorum ya. Oysa ki şiddetin kimseye bir faydası yok. Kimseye bir faydası yok. Şimdi burada tuhaf da bir şiddet şeysi olmaya başladı. Kadınlar da örtülü bir gücü aslında kullanıyorlar mesela. Bu toplum yarattı da bunu. Ne demek istiyorum? Şimdi binelim metrobüse. Sen de gizli kamera, ekip orada durun. Tamam. Biz bir şey yapalım, bir sosyal deney yapalım. Ben camdan dışarı bakıyorum. Hiç seninle hiç alakam yok. Sen bir anda kalk ayağa. Allah senin belanı versin de kafama çantanla vurmaya başla. Ben bir vagon dayak yerim orada. Ya çünkü hepimiz bir şekilde bu şiddete tepki göstermek onu demeye istiyoruz. Çalışıyorum. Toplumun huzuru önce zaten kadın ve erkeğin mutluluğuyla, kendi aralarındaki huzuruyla, dengesiyle ölçülür. Önce öyle olması lazım. Anca ruhumuz öyle. Hala daha olacak. Kadınlar aynı işi yapmalarına rağmen daha az maaş aldıklarında, hala daha kadınlar kıyafetlerini elinde mezurayla bu 16 santimlik etek, bu 40 santimlik etek diye hani namusa referans edildikçe 2021 senesinde işte biraz böyle tuhaf işler oluyor ondan sonra. Kadın rahimdir. Kadın berekettir. Kadın hepimiz bir kadının içinde, o rahmin içinde oluştuk. Rahmetle oluştuk. Dolayısıyla saygıyla da yaşayabilmemiz gerekiyor. Ötekine saygı duymazsan ona duyduğun sevginin bir kıymeti adiyesi yoktur. Önce saygı geliştirmeyi geliştireceğiz. Ve hep ne diyorum ben? Gitmek serbest olmalı. Özgür iradenle kalıyor olman lazım. Benimle kalmayı seçiyor olman lazım. Metazori kalmakla, baskıyla tutmakla, gidemezsinlerle, kapı kitlemelerle elde ettiğiniz şey sevgi değil. Kadın erkek ilişkisi memnuniyet esasına göredir. Ben seni memnun edeceğim, sen beni memnun edeceksin. İki eşit arasında olmalıdır. Ben sana sahibim, ben senin efendinim, ben senin işte kocanım, babanım. Hani senin adına her şeyi ben kararlaştıracağım. Olduğunda sen bir insanın kişiliğini, karakterini ezmiş, büzmüş, bükmüş, burmuş oluyorsun. Ve her kişiliği, karakteri ezilmiş, büzülmüş, burkulmuş insanın verdiği öfke tepkilerini veya yalanları veya o manipülasyonu kullanıyor işte kadınlarda. Biz yaratıyoruz herkesi. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Kimse anasının karnından katil doğmuyor. Kimse anasının karnından işte kurban doğmuyor. Kimse öfkeli, şiddet hani öyle doğmuyor. Biz anne baba, içine doğduğumuz toplum, o mahallede konuşulan dil, öyle yaratıyoruz bazen işte kendi şeyimizi. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nda kadına baksana. O kadın şimdi güçsüz kadın mı? Aşırı güçlü olabilir belki. Niye saygı duymayalım ki öyle bir kadını? Başıma tac ederim ben öyle birini. Savaş zamanında bana cepheye mermi taşıyan kadın. Allah bin razı olsun ya. Biz zaten öleceğiz, biz ölmeye gidiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ama arkadan gelen bir kadın var. Sana mermini getiriyor, erzağını getiriyor. Evde bütün gün bere örüyor, bilmem ne yapıyor.
Yani bu başına tac edilmez de ne olur? Ben pozitif ayrımcılığı da bir gözden geçirmek gerektiğini, hakiki, gerçek, dengeli bir eşitlik sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Kadın ve erkeğe, Rahman ve Rahim gibi onlar birbirlerini tamamlamak için yaratıldılar. Tam ve bütün bir aile, tam ve bütün bir toplum, tam ve bütün bir ulus olmak üzere çok mutlu ve çok güçlü olalım istiyorum. Yek vücut halinde, dengeli bir şekilde. İnşallah. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun.